Evet. Havamızı alırken bir yandan da fotoğrafları konuştuk, fotoğrafları gösterdiniz. Ben bu kadar fazla fotoğrafınız olduğunu bilmiyordum. Yani dilimizin ne güzel incelikleri var değil mi? Yani havamızı aldık desek başka türlü anlaşılacak. Evet, havayı aldık döndük. Fotoğrafla da ilgilendik. Fotoğrafa da çok emek verdim. Yani 2008'de başlamıştım. Uzun yıllar dağlarda, yollarda, ırmakların kenarında geceleyin, gündüzleyin dolaşıp durdum. Üşümediniz mi hocam? Hiç böyle ekipmanınız falan? Üşüdüğüm oldu. Ekipman yetersizliğinden dolayı çekemediğim şeyler oldu. Ama şu anda az sayıda fotoğrafçının o kadar büyük bir ekipmanı vardır. Yani 8 milimden 800 milime kadar lenslerim, makinalarım filan. Ama büyük bir emeğin ürünüdür. Yani çok emek verdim fotoğrafa. Dolayısıyla fotoğrafı da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Hayatı konuşacaksak eğer bizim için hayat neydi? Fotoğrafta. Hocam şimdi o zaman eder. Az önce dışarıda da konuştuğumuz, bana gösterdiğiniz bazı fotoğraflar var. Evet. Onlardan birkaç tanesini tekrar üzerinde konuşabiliriz ama bence önce fotoğraf nasıl oldu yani? Fotoğrafı yani, konuşmak fotoğraf, lazım. Gerçekten... Fotoğrafa nereden başladık? Ne sizin oldu? Her şeye bir başlama var. Hikayeniz. Yani bir normal hikaye bir var. Başlamayla olmuyor. Evet. Genelde bir hikayesi var. Yani sıra dışılık oluyor. Sıra dışı bir hadiseden dolayı oldu. Bu topu ben buna değil, yukarıdaki köşeye vurdum. Şimdi ona geçeceğim de. Vururken de bazen hayal edip vuruyorum. Neden? Çünkü topları yerleştirmek bir zahmet işi. Bunu alıp oraya götüreceğim, onu alıp oraya götüreceğim. Genellikle iki top. Vurduğum top ve ikinci top, birinci top. Mesela üçüncü topu hayal ediyorum. Şurada hayal ettim, olmaz. Burada hayal ettim, olabilir. Geldim, o hayale göre vuruyorum. Kırmızı topu siz görmeyin. Bakın geldi bu topa, elimin olduğu yere. Böyle hayal edip vuruyorum bazen. Hocam siz hayallerinizi biraz gerçekleştiriyorsunuz. Yok bayağı. Hoca hep karavana vuruyor filan demeyin yani, vuruyorum ama böyle hayalle vuruyorum. Şimdi Denizli 2008 bir konferansa gitmiştim. Konferans bitişinde arkadaşlar dediler ki hocam bir 2-3 saatlik süre var. Biz bu süreyi burada mı geçirelim, şehre mi gidelim? Burada geçireceksek bir fotoğraf sergisi var yan tarafta, onu gezebiliriz. Şehre gideceksek 1-2 saat dolaşır havaalanına gideriz. Dedim ki ya fotoğraf sergisini gezelim. Şehre bir daha gitmeyelim. Şehir de uzak yani oraya. Çıktık ve fotoğraf sergisini dolaştık. Şöyle bir salon. Fotoğrafları duvarların diplerine koymuşlar. Şövale deniyor şövalelerin üzerinde. Çıkarken de organizatör de aynı zamanda fotoğrafçı. Hocam dedi ya şöyle bir hatıra yazısı yazın. Hatıra defteri var, izlenim defteri. Defteri bana verdi. Ben de aldım defteri. Bir iki satırlık yazı yazdım. Gören gözünüze sağlık falan diye duymuştum. Fotoğrafı çekenlere öyle dendiğini. Gören gözünüze sağlık, emeğinize sağlık, ellerinize sağlık falan. Güzel fotoğraflar dedim. Uzattım defteri. Altına da yazdım Nurullah Genç. İmzamı attım. Böyle bileğimden tuttu arkadaş. Dedi ki bu Nurullah Genç bizim bildiğimiz Nurullah Genç mi? Yoksa başkası mı? Siz hangisini biliyorsunuz dedi. Benim bildiğim başka, ben gerçekten asker arkadaşım vardı Nurullah Genç. Başka bilmiyorum. Bir de reklamcı Nurullah Genç var dedi. Dedim yok ben reklamcı değilim. Hocam o zaman dedi böyle iki satır olur mu? Şuraya bizi motive etmek için bir sayfa yazı yazın dedi yani. İki tane satır yazmışsınız. Bulmuş şairi, tabii, yazarı. Ben de dedim ki ama dedim yani fotoğrafları yeniden gezmem lazım. Ve sizin bana fotoğrafı anlatmanız lazım. Yani ben hayalen bir şey yazamam. Olur dedi hocam. Biz tekrar fotoğrafları gezmeye çıktık. Dolaştık salonu. Yarım saatin üzerinde bana fotoğrafı anlattı. Fotoğrafları anlatıyor. İşte bu fotoğrafta şu var. Bunun adı nedir dedim. Buna fotoğraf okuması diyoruz biz dedi. Biz de şiir okumaları deriz dedim. Fotoğrafın unsurlarını anlatırken şiiri anlattığını hissettim. Yani fotoğrafta kompozisyon. İşte fotoğrafta duygu. Fotoğrafta bilgi. Fotoğrafta insan. Fotoğrafta hayat. Fotoğrafın dili. Yani anlatıyor Allah Allah. Şiiri mi anlatıyor? Fotoğrafı mı anlatıyor? Karıştırdım ben. Üst başlık koymasa şiir diyeceksiniz. Evet, en son dedim ki ya dedim bu anlattıklarınızın hepsi aynı zamanda şiirin de unsurları. Hocam yani fotoğrafın bir sanat dalı yani şiirden farkı sadece görünenle ilgilenmesi. Tamam dedim, oturdum bir yarım sayfa yazı yazdım. Yarım sayfayı bitirince de şöyle bir ifade koydum oraya. Elinize emeğinize sağlık. Nurullah Genç, fotoğraf gerçekten şiirle çok benzeşiyor. Unsurlar da birbirine yakınmış. Anlamda şeyler yazdım. Dedi ki hocam imza atmadan, ha ben dedim. Dedim ki imza atmadan bir şey soracağım. Bana fotoğrafı çok kısa bir şekilde bir tarif edin.
Kısa bir cümleyle. Tanım istediniz. Tanım istedim. Ya fotoğraf nedir? Arkadaş şöyle bir durdu. Dedi ki hocam fotoğraf görünenin şiiridir. Dedim ki ya bir dakika ben bunu ajandama yazmam lazım. Hemen ajandayı açtım. Fotoğraf iki nokta üst üste görünenin şiiridir. İmzayı atacaktım. Dedi ki hocam imzalamayın. Niye? Siz de bana şiiri tanımlayın kısaca. Aa. Ben de şöyle bir durdum. Dedim ki şiirde görünmeyenin fotoğrafıdır. Güzel bir alışveriş oldu. Böyle. Dedi ki ama hocam ne güzel oldu ya dedi. Dedim tamam yazdım. Fotoğraf yazmıştım zaten görünenin şiiri. Şiirde iki nokta üst üste görünmeyenin fotoğrafı. O da yazdı. Ayrıldık. Ayrılmadan önce de şunu sordum. Dedim ki peki ben bu şiiri de yazabilir miyim? Madem şiir görünenin, fotoğraf görünenin şiiri. Ben bu şiiri de yazabilir miyim? Hocam çok iyi yaparsınız, çok iyi yazarsınız dedi. Ne lazım dedim. Dedi ki döneceksiniz İstanbul'a bir fotoğraf hocası bulacaksınız. Tekniğini öğrenmeniz gerekiyor. Şiirden farkı malzemeler kullanıyoruz. Makina, lens, işte değişik şeyler. Onların tekniğini öğrenmeniz gerekiyor. Işık bilgisi elde etmeniz lazım. Çünkü fotoğraf, fotografi ışıkla çizmek demek hocam dedi. Biz fotoğraf şiirini ışıkla yazıyoruz. Ha o zaman fotoğrafın ışık tarafını halletmem lazım. Evet dedi. Bir de makine almanız gerekiyor. Bir hoca bulun, makine alın tamamdır. Alasmaladık dedim ayrıldım. İstanbul'a gittim bir hoca buldum. 40 yıl fotoğrafa emek vermiş. Bir makine aldım başladım. 2 ay sonra hoca beni kovdu. Bela mısın dedi, hayatımı dedi alt üst etti. Nasıl kovuldunuz hocam ya? Çünkü sürekli peşindeyim adamın. Yani dağ taş dolaştırıyorum, oraya götürüyorum, buraya götürüyorum. Gece yarısı aradım dedim ki ya hocam bir uyanın dedim. Gece saat 3. Telefonu açtı, hayırdır dedi. Dedim hocam çok güzel bir dolunay var, onun fotoğrafını çekmemiştik. Onu da bir öğreneyim ya, bir dolunay fotoğrafı nasıl çekilir. Sen bela mısın kardeşim dedi, kapattı. Ertesi gün beni aradı cep telefonunda. Hocam bir yemek yiyelim dedi, gittik yemeğe oturduk. Ya hocam dedi, sen dedi ne illet adamsın dedi ya dedi. Aile saadetim kalmadı, gece yarısı arıyorsun, yok dolunay fotoğrafı çekelim. Şakayla söyledim. Ya dedim Osman Bey, ya 2 ay bitecek. Öğrenebileceğim her şeyi öğreneyim ki ondan sonra. Hocam dedi, öğreneceğiniz bir şey kalmadı. Siz gidin artık fotoğraf çekin. Ben size artık bir şey öğretemem. Artık pratik. Benim şey. Dedi, bakın ücretini alıyorum. Öğrenciler fotoğraf kursuna geliyorlar. Ders veriyorum onlara. Parasını verip dersine gelmiyor adam. Siz verdiğiniz paranın kat kat üstünde ya da işte ödemediğiniz paranın ödeseniz kat kat üstünde. Çünkü benden herhangi bir şey de almıyordu. Şiir seven bir arkadaştı. Osman Karadeniz. Buradan kendisini muhabbetle selamlıyorum. Kat kat üstünde benden bilgi aldınız. Gidin ve fotoğraf çekin dedi. Salgın dönemi başlamadan fotoğraf sergim açılmıştı Hünkar Kasrı'nda. İslam Ticaret Odası açmıştı. Aradım dedim ki hocam sergi dışarıdayım dedi. Sonra geldi sergiyi gezdi ve bana bir tek kelime mesaj gönderdi. Tek kelimeyle harika dedi. Ben de kendisine dedim ki bunun arkasında sizin bana verdiğiniz o 2 aylık emek de var. Size teşekkür ediyorum. Hatta albümlerimden birisini de ona ithaf etmiştim fotoğraf albümlerimden birisini. Böyle oldu ama ben inanılmaz bir emek verdim. Yani şunu söylemişti. Bulduğunuz her şeyin fotoğrafını çekin. Hocam neden? Yok, anlarsınız dedi bir süre sonra. Ben böyle toplara vuruyorum ya aralıksız. Aralıksız fotoğraf çekiyorum. Konferansa gidiyorum, iniyorum hemen çıkarıyorum makineyi. Bana deli diyorlardı. Ya. Hep bir deklanşör sesi. Tabii burada saatlerce topa vurduğum gibi sürekli fotoğraf çekiyorum. Hatta köye gitmişim. İşte köyde bizim hanımın amcasının evi var karşımızda. Kayınpederimin evinin karşısında. Gece yarısı tripodu kurdum, yıldız fotoğrafı çekiyorum ama lens de bayağı bir iri bir lens. Şöyle uzunca bir lens. Adamın da bundan haberi yok. Ben de her şeyi çekiyorum ya. Zannetmiş ki işte teröristler geldi, PKK geldi, bu Namlu filan yatağından çıkamamış, başına çekmiş. Yorganı eyvah teröristler burayı işgal ettiler diye. 2-3 saat sonra anlayınca çıktı bana dedi ki Allah senin hayrını versin. Ben dedi dağ taş burası birileri geldi silah koydu evin önüne diye bakın. Ne silah dedim ya ben yıldız fotoğrafı çekiyordum. Doğru yıldız fotoğrafı için de böyle bir tabii, şey gerek. Bizim kayınpedere demiş ki ya bu hoca demiş kafayı yemiş gece yarısı gelmiş fotoğraf çekiyor. Şimdi emek verirseniz oluyor. Ama öyle bir an geldi ki işte ben müracaat ettim. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Ünvanı bizim Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu vasıtasıyla müracaat ediyorsunuz. İFSAK üyesiyim. İşte İFSAK'ta gittim ödülümü aldım rozetimi aldım. Uluslararası Fotoğraf Sanatı ünvanı verildi Paris'ten. 300'ün üzerinde fotoğrafım, 30'u aşkın ülkede sergilere alındı. Altın madalya dahil birçok ödül aldım. Ama bunların arkasında ciddi bir emek var. Bu durduk yerde olmuyor. Hatta böyle tebessüm edelim.
TEM otoyolunda Üsküdar Ümraniye tarafında seyrediyorum. Pembe çiçekler açmış yolun kenarında. Bir baktım o nedir? Emniyet şeridinin üzerinde böyle bir toprak alan var ama inanılmaz pembe çiçekler. Emniyet şeridinin arabayı çektim, makinayı çıkardım. Eğildim. Hoca hep çek dediği zamanlarda eğildim, böyle durmadan fotoğraf çekiyorum. Bizim kayınbirader de Abdullah ismi. Karşıdan geliyormuş. Araba, ablasıyla da konuşuyormuş. Neredesin demiş ki, Ümraniye tarafından geliyorum. Abla demiş, bir de manyağın birisi oturmuş çiçek fotoğrafı çekiyor yolun kenarında. Arabayı da çekmiş oraya filan. Ablası da demiş ki, ulan demiş, bak abin olabilir, o sürekli bir yerlerde fotoğraf çekiyor. Abim mi? Fotoğrafla ne alakası var demiş, o fotoğrafa başladı. Yaklaştıkça rengi kaçmış. Yanıma geldi, abi hakkını helal et. Ne oldu Abdullah? Vallahi dedi, ablama dedim ki, abi manyağın biri durma, fotoğraf çekiyor filan. Bunlarla karşı karşıya kaldım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Sonra öyle bir zaman geldi ki, gerçekten de fotoğrafın görünenin şiir olduğunu öğreniyorsunuz. Makinanızı çıkarmıyorsunuz. O şiiri gördüğünüzde çıkarıyorsunuz. Bakıyorsunuz burada bir şiir var, görünen şiir var. Makinayı çıkarıyorsunuz. Artık daha seçici oluyor. Tabii. O seçiciliğe, o her şeyi çekerek başladığım süreçle ulaştım ki bunun sebebi fotoğraf hocamdır sağ olsun ve Abdülkerim Bey'dir. Abdülkerim Dinç Erzurum'da 40 yıllık fotoğrafçı arkadaşım. Ondan aldığım bilgilerle ve Osman Bey'den aldığım bilgilerle fotoğrafta belli bir aşamaya geldim ve epeyce de emek verdim. Bugün de artık hani fotoğraf jürilerinde yer alabiliyorum. Yani gittiğim bir yerde burada fotoğraf var, durup şunu çekmem lazım dediğim zamanlar oluyor. İşin daha da güzel tarafı, sonra ben fotoğrafla ilgili konferanslar verdim. Gösteriler yaptım. İsmi de görünenin şiiri fotoğraf, görünmeyenin fotoğrafı şiir oldu. En Denizli, başlangıç noktasına döndük bağladık. Yine. Benim şimdi fotoğraf konferanslarımın adı öyledir. Görünenin şiiri fotoğraf, hatta albümün birinin adı da öyledir. Görünenin şiiri fotoğraf diye. Hocam, evet. Bir de şimdi bu kadar fotoğrafın şeyinden konuştuk. Bir de kaç bunları bir görelim, üzerine konuşalım sanatçı istiyorum. Sanatçı eserini sergilemek ister. Vallahi siz bana böyle derseniz ben bütün fotoğrafları açarım ama en azından bir iki üç fotoğrafa. Hocam şöyle dışarıda bakalım. Da konuşmuştuk. Evet. Bu fotoğraf benim çok dikkatimi çekti. Bu fotoğraf, evet, bu Cezayir'de çektiğim bir fotoğraf. Cezayir'in iki tane çölü var. Bir taş çölü var, bir kum çölü var. Kum çölü alabildiğine kumlarla dolu. Taş çölü de taşlarla dolu. Tamamen taş dolu. Bakıyorsunuz böyle alabildiğine taş. Taş çölünün bittiği yerde Cezayir'in en yüksek dağları karşınıza çıkıyor. O dağların tepesinde Tuareg kabilesi var, orada yaşıyor. Tuareglerin olduğu yerde çekilmiş bir fotoğraf o. Çok fazla yerde sergilendi, ödül aldı vesaire. Peki siz bu fotoğrafın peşine mi gidiyorsunuz hocam, yoksa o fotoğraf sizi mi karşılıyor? Fotoğraf beni buluyor bazen. Ama ben sabrediyorum. Ya bazen çok sabrediyorum. Gerçekten fotoğraf gelip beni buluyor. Şimdi bir fotoğrafa geldiğimizde onun hikayesini anlattığımda göreceksiniz. Sabır işi. Malatya'da bir bakırcılar çarşısı var. Evet. Orada bekliyorum fotoğraf çekmek için. Yanımda asistanım var. Bir dükkan sahibiyle de sohbet ediyoruz, çay içiyoruz. Kimse yok. Ya hocam dedi, bugün dedi boş dedi. Öyle görünüyor ki bir fotoğraf zor çıkar buradan. Dedim ki bekleyeceğiz. 5 dakika kala. Asistan dedi ki, hocam bitti gidelim. Dedim son 5 dakika. Bitirmeden gitmem. Son 5 dakika içerisinde 6 ayda bir oraya gelen bir pala, bıyık şampiyonu bir pala. Bakırcılar dükkanının bir tarafından yürümeye başladı. Adam ne dedi biliyor musunuz? Ya hocam inanamıyorum. Bu adam dedi 6 ayda bir gelir. Geldi. Ve ben adamla fotoğraf çektim. Sergilerde yer aldı. Bir de bunu anlatınca daha bir heveslendi. Pozlar verdi. Bıyığını çekti, uzattı filan. Sabrederseniz, nasipte de varsa, Allah size fotoğrafın yolunu da açıyor. Çünkü her şeyi o yaratmış. Bütün görüntülere sahip. Şey aklıma geldi. Aramakla bulunmaz. Evet. Bulanlar ancak arayanlardır. Arayanlardır. Aynen öyle. O fotoğraf öyle. Şimdi mesela bunun yine çok çarpıcı bir örneği, renkli bir fotoğrafta vardır. Şu. Bu fotoğrafı Karasu'da çektim ben. Vay abi hocam, bu şimdi burada herhangi Photoshop veya asla dokunuş yoktur. Yok değil asla mi? Asla yoktur. Sadece çok böyle az bir renk ayarı vardır. Bu daha kızıl bir fotoğraftı. Yani öyle bir kızıllık oluşmuş ki dumanlardan dolayı. Ya böyle inanılmaz zor bir kızıllık vardı. Bir ben biraz hocam açtım. Yani acaba o kızıllık Photoshop'la yapıldı mı denmesin diye. Açtım. Tabiatın kızıllığı. Evet tabii, yani bizzat o güneş ışığının bir kızıllığı vardır ya. Yani. Evet. O suyun üzerindeydi. Hafif açtım ben onu. Ama kuşların duruşlarına bakarsanız öndeki kuşlarla arkadaki kuşların duruşları aynıdır. Evet. Yani böyle yani milimetrik şaşmadan neredeyse aynıdır.
Ama ayakları farklıdır. Yani Photoshop olmadığını ayaklara bakınca anlarsınız. Bu fotoğrafta Amerika'da özel ödül aldı. Ödül almış bir fotoğraftır. Şimdi bu fotoğrafı çekmek için biz benim yine fotoğraf hocalarından olan Abdülkerim Dinç Bey'le Karasu'nun kenarına gittik. Erzurum'da. Erzurum'dan akar bir yerden. İmsaktan bir saat önce aşağı yukarı gittik. Hazırlık yapacağız. Bomboş, hiçbir şey yok. Bulut yok, bir şey yok. Dedi ki bu havada fotoğraf olmaz, bulut da yok, kuşlar da gelmez. Düştü uyudu Kerim Bey. Arabada uyudu. Ben bekledim, kurdum tertibatı, bekliyorum sabırla. Güneş doğacak. Soğuk ve sıcak hava bir anda birbirine karışınca, güneş doğunca bir ısı geldi. Ama burada da soğuk bir hava var. Bir duman oluştu bir anda, buhar oluştu. Yani kara suyun üzeri bir anda buharlandı. Ama nasıl bir buhar? İnanılmaz. Ya azizim. Bir göçmen kuş sürüsü bir anda geldi, o dumanın içerisine girdi. Ben başladım fotoğraf çekmeye. Gittim Kerim Bey'i uyandırdım. Kerim Bey çabuk gel fotoğraf. Ben uyuyorum dedi. Çektim, çektim, çektim. En son suyun üzerine kondular falan, dolaştılar. Oralarda avlandılar, ettiler. Belki bir yani 2000-3000 tane fotoğraf çektim. Çekiyorum. Kuşlar gitti. O kızıllık kayboldu. Biz eve gittik. Ben fotoğrafları bilgisayara attım. Bunu görünce dedim ki Allah'ım şükürler olsun. Sabrın karşına aldım. Çünkü böyle kuşları aynı duruşla iki kuşu öbür kuşları bir araya getirme çok değişik bir simetri işti. Hocam. Değişik yani bir simetri var orada. Ve ben o fotoğrafı gönderdim. Ödül aldı. Baskısını yaptım. Kerim Bey'e götürdüm. Sen uyurken neler çıktı bakalım. Dedim ki haberi yok o fotoğraftan. Dedim ki Kerim Bey ben bu fotoğrafla ödül aldım. Onun şöyle bir tarzı vardı. Üstadı senden nefret ediyorum. Sen neden bu fotoğrafın çekildiği yere beni götürmedin? Dedim ki benim canım. Ben bu fotoğraf çekerken sen arabada uyuyordun. Nasıl olur dedi. Dedim ki evet bu fotoğraf sen uyuduğunda çekildi. Ama dedi havada bir şey yoktu. Bu bulut şey değil. Orada duman oluştu, buhar oluştu. Nehir bir anda buharlandı. O buharın içinde kuşları çektim. Bir de bu suyun üzerinde çektim. O şeyden hatta sitede fotoğrafı da vardır. Buharlı fotoğraf da var. Buharın içinde de kuşlar var. Bu bir sabır işi. Bu fotoğrafın arkasında aşağı yukarı bir 3 saat var. 3-4 saat var yani. Sabırla bekledim. Hocam son olarak bir fotoğrafımız daha var. Fotoğrafta bir de zıtlık diye bir kavram vardır. Evet, o kontrast, yani, o zıtlık. Kontrast renk zıtlığıdır. Hı-hı. Bir de konu zıtlığı vardır. He. Anlam zıtlığı vardır. Mesela gülle dikeni yan yana çekersiniz. Tezat sanatı olur. Şiirde de tezat sanatıdır bu. Zıtlığı aynı anda çekersiniz. Yani gülenle ağlayan yan yana çekersiniz zıtlık. Bu fotoğraf da ödüllü bir fotoğraftır. Çok sergilendi. Bu fotoğraftaki zıtlığı güvercinin büktüğü boyunla bu kuşu işte satan adamı, bu kuş satıcısı eğitip satıyor kuşları. Ha, burada ayağında ip var güvercinin. Tabii bağlı fark çünkü. Ettim. Ama ayağa bağlı olan güvercinin boynu da bükük aynı zamanda. Ya, normalde göklerin güvercini tabii. Ama ayağa bağlı. Evet ve adamın tebessümüyle kuşun boynu bükük hali arasındaki zıtlığın fotoğrafıdır bu. Evet. Yani fotoğraf gelişi güzel deklanşöre basıp ya da telefonumuza basıp görüntüleyeceğimiz bir hadise değildir. Fotoğrafta mutlaka bir konu olmalı, bir anlam olmalı, bir estetik olmalı, işte altın oran olmalı, yerleştirme düzgün olmalı, kompozisyon olmalı. Renk ve konu açısından fotoğraf bir sanattır. Nasıl her yazdığımız söz şiir olmuyorsa her çektiğimiz karede fotoğraf olmaz. Ve fotoğraf görünenin şiiridir. Bu şiir günümüzün de toparlanışı olsun hocam. Çok, eyvallah. Çok güzel misafir ettiniz. Biz burada ilerleyen vakitlerde sizle daha sohbetler etsek, İyi konuşsak olur, çok tabii güzel işte olur burası değil mi? Müsait. Bundan sonraki bölümlerde de burada konuşabiliriz, çekim yapabiliriz. Niye güzel oldu? Biz davet ettik, siz geldiniz. Her şey böyle doğaçlama ama benim işte hayatımın bir parçası içerisinde olan bilardo masasının başında da bilardonun dışındaki konularda fotoğrafı ve şiiri hayatımızdaki bazı hadiselerde konuştuk. Ben size teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz ve bunları konuşma imkanı bulduk. Bize emek veren arkadaşlarımız var, kameramanlarımız var, yönetmenlerimiz var, emek veren set görevlisi arkadaşlar var ve programı yapan belediyemiz var, Esenler Şehir Ekranı. Başta belediye başkanı olmak üzere de bu imkanı sağlayan herkese ve sizlere teşekkür ederim. Hocam biz teşekkür ederiz. Ve Master Bilardo. Yani bizim Master Bilardo spor kulübümüz
ki aşağıda idari yeri var. Oradan da görüntüler görecek arkadaşlarımız, izleyicilerimiz. Bu imkanı sağladıkları için başta Sami Öztavlı olmak üzere Faruk Öztavlı'ya ve emeği geçen diğer arkadaşlara da buradan teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Bir de biz çekimi bitirelim diye şu anda bekleyen oyuncular var. Her sırada bekleyenler. Diye bekleyenler var. Masalara gelecekler biraz sonra. Belki de gittiler bir çay içip dönecekler. Onları da beklettik. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hocam biz de o arada tekrar bir çay alalım. Tamam. Çay alırken omuzlarımda Dünya kitabınız var. Evet, onu da hatıra kitabımız, hatıratımız var. Burada konuştuğumuz konular var. Bilardo'nun hikayesi var, fotoğrafın hikayesi var, satrancın var, şiirin hikayesi var. Anlattığımız tren garı hikayeleri omuzlarımda Dünya'da mevcut. Evet, bunu da ben orada sizden imzasını rica ederim. İnşallah. Buyurun hocam, bir çay teşekkür içmeye ediyoruz. İstiyorsanız geçelim. O zaman ıstakamızı böyle ıstakayı bırakıyoruz. Bırakalım. Biz eldiveni çıkarmadan önce son bir vuruş son vuruş lazım. Vuruşla kapatacağız. Topu görmem gerekiyor. Evet, topu da gördük. Sayı olmadı ama zaten bilardoda her vurduğumuz sayı olmadı. Olsaydı kimse sizinle oynamazdı. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.